Aydın Bey, aday adaylığı açıklamanızda söylemiş olduğunuz bir cümle vardı. Bandırmayı denizle buluşturmaktan bahsettiniz. Evet. İddialı bir söylem. Aslında ne anlatmak istediniz? Evet. Biraz onları açabilir miyiz acaba? Tanınma şuradan giriyorum. Bir kere insanın giysisi gibi şehirlerinde tanımı, ruhu ve giysisi var. Biz büyük bir nimet eseriyle önü denizle buluşan bir şehiriz, liman şehriyiz. Dolayısıyla sizin tarifiniz, tanımınız, vitrininiz, fotoğrafınız denizden çekilmesi lazım. Biz başka bir şehir kuracağız ama mevcut şehrimizi iyileştirmek istiyoruz. Bu anlamda ilk önce şehrimize bir tanım için Balıkçı Barınağı'nın hemen bitiminde arkada bulunan tepe noktasına deniz olmamız itibariyle bir deniz feneri konsepti yapıyoruz. Kendi içinde sosyal mekanlar barındıran, yani bir kütüphanesi, üstünde bir seyir terası, kafeteryası, altında 2500 metrekarelik bir sosyal içerikli, yani yemek amaçlı olabilir, işte kafeterya amaçlı olabilir, bir tesisi. Hemen beraberinde eski Livat dediğimiz, bizim Bandırma'da çocukluğumuzda tek denize girdiğimiz yerin bulunduğu yeri, bugünkü şartları, deniz şartlarını da dikkate alarak denizi kullanmıyoruz ama hemen karada, bunu aynı imajını vererek bir havuz. Havuzun hemen bitiminde de bir konsept proje olarak Bandırma'nın temsili olan kuş cenneti hayal ediyoruz. Bunu projelendirdik. Örnek projemiz var. Tanıttığımız proje bu. Evet. Bu fotoğrafı Bandırma'nın bir fotoğrafı olarak sunmak istiyoruz. Yani siz denizden Bandırma'ya geldiğinizde bu resmi çekmelisiniz. Bu resim size bir şey anlatmalı. Buradaki insanların markası, rolü, hayata nasıl baktıklarını bu şehirde fotoğraf çekerek görmelisiniz. Biz mevcut şehri kombine yerden sökmek şeklinde düşünmüyoruz. Beraberinde yeni bir Bandırma ihtiyacından bahsediyoruz. Gelişen nüfus ihtiyacına cevap verecek, yeni hayat hakkı sunabilecek, denizle barıştırabilecek, denizle komşu edecek, Bandırma'ya denizi getirecek bir alan tesis etmek istiyoruz. Mevcut Bandırma'yı ortadan yaracak halimiz yok. Ama elimizde altın kıymetinde bir kartı, karşı yakada tatlı su beldemiz var. Bu beldede hazineye ait alanlarımız, sosyal veya şahıslara ait alanlarımız var. Yeni şehrimizi buraya taşıyacağız. Evet. Yani İzmir karşı yakayı düşünün. Adı üzerinde. Evet. Karşı yaka. Bu da bizim olsun karşı yakamız. Ama Bandırma'nın karşı yakası olsun. İstanbul gibi olsun. Burada biz yeni Bandırma'yı şekillendireceğiz. Cazibe alanımızı o yana taşıyacağız. Güzel bir merkeze kapalı çarşı, modernize düşünceyle. Geleneksel kültürümüzü bugüne taşıyarak, buradaki geleneksel değerlerimizi, dönce yoğurdumuzu, Hasan Çavuş helvacımızı, zengin süt ürünlerini ve benzeri ürünlerimizi, değer katsınlar, şehrimizi büyütsünler diyerek destekleyerek, özel katkı sunarak, bunlara yer temininde olabilir, yasal şartlar izin verdiği ölçülerde kolaylıklar ve ayrıcalıklar sağlayarak, Bandırmalı olarak bunu yukarı taşımak istiyoruz. Bu mevcutta yapacağımız çalışma. Cazibe merkezimizi karşıya yeni şehrimize taşıdık Tatlısu'ya. Tatlısu'dan aşağı doğru bakıyoruz. Orada 120-150 bin nüfusu taşıyabileceğimiz alandan bahsediyoruz. Evet. Bu alandan Boğaz'a doğru geldiğimizde orada yeni bir efsaneye dönüyor. Bizi ulusal düzeyde çok ciddi yere taşıyacak ve uluslararası düzeyde de dikkatleri çektirecek ve yakın planımızda çok ciddi bir cazibe merkezi teşkil edecek bir alan var elimizde. Hem öyle büyük bir hazine ki bütün bir hayatımızı, mevcut şartlarımızı en az 3-5-10 kat yükseltecek değere haiz. Burada Kanal Bandırma. İstanbul, Kanal İstanbul'dan sonra Türkiye'de açılabilecek ikinci tek yeri burası. Bir başka Türkiye coğrafyasında kanal açılabilecek yer yok. Yani anlattıklarınızla ben şuraya varıyorum. Kendisiyle barışan ve şehirlerle yarışan bir Bandırma sunuyorsunuz aslında. Kesinlik, doğru mu? Kesinlikle arzum bu. Bunu nasıl bir bütçeyle karşılamayı planlıyorsunuz? Çok doğru. Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak Aydın Bey, bu konuştuklarınızın, anlatmış olduğunuz projelerinizin ışığında ben şöyle bir sonuca varıyorum. Farklı bir belediyecilik anlayışınız var sanırım. Kesinlikle. Yani şunu bilmenizi isterim ki ilk defa 94 yılında Tayyip Bey'in